Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen taarruzi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı C ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar Akıncı C, Tekirdağ Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar Akıncı TİHA'nın 2 x 850 HP gücündeki 3. varyantı gökyüzüyle buluştu. Bayraktar Akıncı C, 2 x 850 HP olmak üzere toplamda 1700 beygir gücüne sahip olduğu güçle sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu olacak. Gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar Akıncı C bir saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar Akıncı TİHA 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Yakın dönemde 2x450 HP gücündeki Bayraktar Akıncı A ve 2x750 HP gücündeki Bayraktar Akıncı B Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı. Azerbaycan envanterine giren Bayraktar Akıncı TİHA'nın 9 Şubat'ta gerçekleştirdiği ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar birlikte izledi. Suudi Arabistan Krallığı ile geçen yıl yapılan ihracat ve işbirliği anlaşması, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferde yaptığı en büyük ihracat anlaşması oldu. 22 Şubat'ta icra edilen test kapsamında Bayraktar Akıncı, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen Aselflir 500 elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemini kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İda'yı başarıyla imha etti. Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA 40 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. 45.118 fitle milli havacılık irtifa rekoruna sahip olan Bayraktar Akıncı, 2023 yılında 3 ülkeyi uçarak geçmek suretiyle Bakü'ye gitti. Bu uçuş için Tekirdağ Çorlu'dan havalanan TİHA, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ı bir uçtan bir uca kat etti. Ayrıca 2022 yılında Efes tatbikatı kapsamında Batman'dan kalkarak İzmir'deki hedefleri başarıyla vurmuştu. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Arge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA içinse şimdiye kadar 9 ülkeyle olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.